Mehdi konusunda değişik görüşler var. Ve bazıları bu husustaki iddialara uydurma hadislere ise mevzu diyorlar. Gerçekten bu husus var mı? Yoksa Müslümanların kendilerini güçsüz hissetmelerinden dolayı kafalarında geliştirdikleri bir beklenti mi? Efendimizin aleyhissalatü vesselamın geleceğine dair bütün semavi kitaplarda işaret ve beşaretle yüzlerle ayet vardır. Bununla beraber Hristiyan aleminden Efendimiz ikrara gelen pek mahdut ruhani kimseler olmuştur. Yahudiler de ehli kitaptır. Onların kitaplarında da binlerle geçmiş peygamberlerin sözlerinde ve kitaplarında da Efendimizin hakikatine dair binlerle ayet, ayatü beyinat vardır. Lakin içlerinden birkaç kimseden manası iman etmemiştir. Yahudilerin en büyük alimlerinden Abdullah İbn-i Selam Hazretleri imana geldi. Eğer buyuruluyor Abdüsselam Abdullah İbn-i Selam bunun gibi 10 alim Yahudilerden ikrar etseydi bütün Yahudiler Müslüman olacaktı. Lakin o kadar tutkulu insan onlar, o kadar haset onları bağlamış ki ikrara gelmediler. Tek tük alimlerinden madem. Onların hala Efendimiz'i ikrar etmeyişleri, Efendimiz geldiği halde, binlerce mucizat gösterdiği halde ikrar etmediklerinde Efendimiz'in hakikati zay mı oldu, kayıp mı oldu, ortadan mı kaldı? Hiçbir işi olmadı. Efendimiz risaletini tebliğ etti, dini tekmil eyledi ve tesis eyledi ilâ yevmil kıyamete kadar. 1,5 milyar kimse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Şehadet ederekten sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Mehdi aleyhisselam 1400 seneden beridir Efendimizin hadisleriyle müjdelenmiştir. İsteyen inanır. İstemeyeni biz zorla inandıramayız. Hatta Mehdi aleyhisselam geldiği vakitte bile onu inkar edecek alim geçinen bir sürü cahil çıkacaktır. Ve ilk olaraktan 70 bin o gibi kimselerden kesecektir. Çünkü onlar hepsi fitne sahipleridir. Binaenaleyh Mehdi uydurma mesele değildir. Uydurma diyen kimseler ancak cahil olan kimselerdir. Ve onlar Allahu alem Mehdi'nin kılıncıyla kesilip teşhir olunacak cahillerdir. İslam'a bugün en muzir olan kimseler onlardır. Hazreti Mehdi peygamberimizin müjdesiyle gelmesi beklenen dünyayı ıslah için ilahi kudret kendisini teyit eden bir zat olaraktan dünyaya gelecektir. Ve gelmesi yakın olmuştur. Gelmesi için ancak bir alamet kalmıştır. O da 3. Cihan Harbi'nin muhakkak olmasıdır. 3. Cihan Harbi muhakkak olucudur. Peygamber hadisleriyle sabit olmuştur. Onun arasında bu iki süper devlet ve onların eteklerine sarılmış olanların hepsi de bu kan deryasının içerisine bir defa dalacaklardır.
o yangını durduracak Hazreti Mehdi'nin tekbiri olacaktır. Ve Hazreti Mehdi o Şam'da zuhur eder ve İstanbul'a gelir. İstanbul'dan sancağı şerifi de alır. Peygamber sancağı buradadır. Aleyhisselatü vesselam. Onu alır. Onun akabinde Deccal çıkar. Deccal Yahudilerin beklemiş olduğu yanlış kimsedir. Yahudilere beklemeleri emrolunan Efendimiz'di aleyhissalatu vesselam. Lakin Efendimiz'e haset edip onu ikrar etmediler. İkrar etmedikleri cihetle onların bekleyip bekleyip karşılarına çıkacak olan Deccal'dır. Deccal'ı bekliyor onlar. Deccal'la beraber olacaklardır. Sonra Deccal'ın akıbetini kim tayin edecek? İsa aleyhisselam tayin eder. Onu katleder. Ondan sonra ona tabi olanlar da tükenir. Ve yeryüzü İslam'ın olmaya namzettir. Bugün Müslüman olmayanlar bu dünyayı bir Hristiyan dünya yapmaya uğraşıyor. Yahudiler bu dünyayı bir Yahudi Ziyonist onlar Ziyon hakimiyetini tesis etmek ister. Bizim zavallı Müslümanların öyle şeyden haberleri yok. Bizim zavallı Müslümanlarda hedef yok, gaye yok, fikir yok. Onlar bir şey bulup yiyelim, yatıp kalkalım, yetişir de yola.